Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Şubat ayının genel başlıklarına bir göz atalım. Kova burcunda yeni ayımız doğacak. Kova burcunda önemli bir gezegen gruplaşması var. Merkür retrosu devam ediyor 20 Şubat'a kadar. Satürn Uranüs arasındaki kare açı etkinleşecek ay ortalarında ve ay sonunda da Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, 18 Şubat'a kadar Güneş kova burcunda ilerliyor olacak. 18 Şubat'tan itibaren ise Güneş balık burcuna geçecek. Bu ay doğan 18 Şubat ve sonrası doğan tüm balık burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Mutlu bir yıl dilerim size. Yükselen balıklarımız içinde tabii ki özellikle 18 Şubat ve sonrası Güneş çok etkili olacak yükselen burçları üzerinde. Evet ayın başlarından itibaren 1 Şubat'ta Venüs'ün de balık burcuna geçişiyle beraber... Kova burcundaki gezegen birikimi güçleniyor. 12. evinizde güneş var. Venüs var, Jüpiter, Satürn, Merkür orada. Burası daha çok aslında bilinçaltınızla ilgili alanlardır. Hani biraz günlük hayatın dışında kalan, daha izole olan, daha yalnız kalarak yaptığınız konularla ilgilidir. Bunlar zaman zaman biraz istem dışı da olabilir. Sizin tercihinizle ilgili olabilir. Örneğin hani bir sağlık sorunu ilgili e biraz toplumdan izole olup bir hastane bakımı ve benzeri alanlarda daha fazla bulunabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ama bir iş üzerinde de çalışabilirsiniz. Bir proje üzerine de çalışabilirsiniz. E hazırlıklar da yapabilirsiniz baktığımızda. Merkür Retrosu Evet, doğal olarak biraz hayatımızda, günlük hayatımızda gecikmeler, zaman zaman iletişim sorunları, biraz planlarımızda, programlarımızda röterler getirebilir. 12. evinizde olduğu için bilinçaltınız da çok hareketli olacaktır. Geçmişi çok fazla sorgulayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Zaman zaman sezgisel olarak, zaman zaman rüyalarınızda bilinçaltınızdaki duyguların, düşüncelerin çok aktifleştiğini, bir şekilde görünür hale geldiğini görebilirsiniz. Bu dönem aslında kendinizle ilgilenmek için biraz hani şifa ve sağlık çalışmaları için de iyi bir fırsat olabilir. Evet 11 Şubat'ta Merkür Kova burcunda bir yeni ay doğacak. Merkür retrosunun da olduğu ama birçok gezegenin de yine Kova burcunda olduğu bir yeni ay bu. 23 derece Kova burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel etkileriniz daha güçlü olabilir. E yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni başlangıçlar demek. Ama e, bu yeni ayın retroya denk gelmesi o yüzden hani planlar yapıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz ama adım atmak için 20 Şubat sonrasını beklemekte fayda var diyoruz. E, bekleyebilirsek tabii ki. Özellikle yasal işlerinizde, bazı anlaşmalarda, sözleşmelerde imza atılması gereken konularda, önemli alışverişlerde Merkür'ün retrosunu tamamlamasını beklemekte fayda var. Evet ay ortalarında Uranüs Satürn arasındaki kare açı etkinleşecek. 2021'in en önemli açı kalıplarından birisi Uranüs Satürn karesi. Bu ay 17 Şubat'ta etkinleşecek ama birkaç gün öncesi ve sonrası da tabii ki yine güçlü olarak devam edecektir. Haziran ve Aralık ay aylarında da yaşayacağız Uranüs Satürn karesini. Aslında bireyselden ziyade daha çok toplumsal alanlarda, kolektif alanda etkilidir bu. İşte yönetimsel alanlarda, piyasalar üzerinde bilimsel konularda biraz sistem değişiklikleri biraz beklenmedik huzursuzluklar, stresler yaratabilir. Mercury Merkür devam ettiği için özellikle dijital alanlara dikkat etmek lazım. Teknolojiyle ilgili alanlara dikkat etmek lazım. Elektrik arızaları, elektronik araçlarda bozulmalar biraz dijital platformlarda siber saldırılar olabilir tabii ki. Hani iş hayatımızda, günlük hayatımızda bunlardan etkilenebiliriz. Az veya çok. Herkes etkilenmek zorunda da değil. Bu daha toplumsal bir etki olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. 18 Şubat'tan itibaren Güneş artık burcunuza geçiyor. Güneş'in burcunuza geçişiyle yaşam enerjimiz artacak, yaratıcılığımız artacak. 20 Şubat'ta zaten Merkür de düzeliyor. Bu da tabii ki zihnimizi, bilinçaltımızı biraz daha rahatlatacak. Günlük hayatımızda da biraz daha hızlanacağız. Hani planları, programları daha rahat hayata geçirebileceğiz. 25 Şubat'ta yine sizin için çok güzel olan Venüs burcunuza gelecek Venüs iyicil bir etkidir ve balık burcunda gerçekten çok güçlüdür. Hem bu ayın son günlerinde ve Mart ayının büyük bölümünde Venüs burcunuzda olacak. Bu maddi manevi şans demek, koruma etkisi demek. Bir kere kişisel anlamda daha güzel, daha iyi hissedeceksiniz kendinizi, cazibeniz artacak. İlişkilerinize de bu olumlu yansıyacaktır. Kendinizle ilgili kişisel bakım, giyim, kuşam alışverişleri, işte estetik uygulamaları falan rahatlıkla daha Ele alabilirsiniz bu dönemde. Çok verimli de olabilir. Maddi konularda da biraz daha sizin e, enerjinizi güçlendirecek fırsatlarınızı arttıracaktır. Ve ay sonunda 27 Şubat'ta Balık Burcunun 8 derecesinde dolunay meydana geliyor. Yine sizin için çok önemli bir dolunay bu zaten yılın önemli bir dönemi ee, sevgili balıklar artık Güneş burcunuzda işte balık burcun başak burcunda bir dolunay tam ilişki evinizde olacak. 8 derece başak burcunda 3 gün öncesi 3 gün sonrası çok etkilidir ama Mart'ın 10'una kadar da bu etkiler devam edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü tesirler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar vermeniz, bazı farkındalıklar yaşamanız, dönüşümler yaşamanız mümkün. Bir evlilik kararı alabilirsiniz evlilik teklifi alabilirsiniz, işbirliğine karar verebilirsiniz. Ortaklıklar olabilir ama bir yakın arkadaşlığınızla ilgili ya da hizmet aldığınız kişilerle ilgili örneğin bunlar sözleşmeli ilişkiler, hizmetler olabilir. Bazı dönüşümler olabilir burada. Kararlar verebilirsiniz örneğin. Veya hani süre gelen bir ilişkiniz var, evliliğiniz, işbirliğiniz var. Buralarda da yine belki bitiş kararları da alabilirsiniz. Yani bunlar sizin hayatınızın şartlarıyla alakalı ve kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilerle ilgili ama Sonuçta bu olanlar, hani ilişki dinamiklerinizle ilgili olanlar bundan sonraki süreçte hayatınızın gidişatında çok önemli ve belirleyici olabilir sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.